yıkayamaz. Pepe beni yıkayamaz. Pepe, çocuklar. Dede. Ne yapıyorsunuz öyle? Oyun oynuyoruz dede. Bibi benim okul arkadaşım dede. Ah, merhaba Bibi. Seni tanıdığıma çok memnun oldum evlat. Teşekkür ederim efendim. Ben de çok memnun oldum. Uzaktan güreşiyor gibi görünüyordunuz ya. Güreş mi? Güreş mi? Evet ya, güreşiyorsunuz sandım. Çocuklar Pepe'nin en yeni bölümlerini Abi'den izliyor. Keşke kağıtları hızlı okuyabilseydik. Bu kadar kağıdı kimse okuyamaz Pepe. Ancak bilgisayarlar bu kadar hızlı okur. Kaka, harikasın. Sen de hemen Abi'yi indir ve Pepe'nin yepyeni bölümlerini izle. Biz köyde hep arkadaşlarımızla böyle güreşirdik de. Güreş ne dedi? Evet, güreş nedir? Güreş bizim en eski, ta atalarımızdan bu yana yaptığımız çok önemli, çok değerli bir spordur çocuklar. Ata sporlarımızdandır. Kutlamalarda, şenliklerde, özel günlerde bir çeşit eğlence olarak güreş düzenlenir ve güreş sporcuları yani kahramanlar er meydanına çıkıp yeteneklerini gösterirler. Bugüne kadar sana öğretmemiş olduğuma inanamıyorum Pepe. Vallahi öğretmedin dede. Güreş yapanlara pehlivan mı denir? Evet evlat, pehlivan denir. Ben de pehlivan olmak istiyorum, ben de. Sen de güreş öğrenmek, pehlivan olmak ister misin Bibi? Evet, çok isterim. Tamam o zaman. Bugün bir kutlama düzenleyelim ve bu kutlamayı güneşle şenlendirelim ha. Peki neyi kutlayacağız? Buldum. Bibi ile tanışma kutlaması yapalım dede. Ne dersin? Olur tabii. Çok güzel olur hem de. Bebe. İşte Bibi benim güzel kardeşim Bebe. Bebeciğim bu da benim okuldan arkadaşım Bibi. Merhaba Bibi. Merhaba Bebe. Ve benim tatlılar tatlısı nenem. Merhaba çocuğum. Çok memnun oldum seni tanıdığıma. Ben de çok mutlu oldum sizinle tanıştığım için. Bugün bir kutlama düzenliyoruz hayatım. Bibi ile tanışma kutlaması. Pepe ile Bibi'ye güneş yapmayı öğreteceğim. Deme ya. Harika, çok yaşayın. Dedemlerin hayatı mı diyor? Evet, çünkü onlar birbirini çok seviyorlar. Nenem de dedeme hayatım diyor. Çok seviyorum demek ki. Bak sen benim güzel torunuma. Güzel arkadaşıyla güleşçi mi olacak yani? Güleş değil yahu. Güreş, güreş. Dilim dönmüyor işte. O zaman biz de Bibi ile tanışma kutlamasının hazırlıklarına başlayalım o zaman. Harika. Ay, benim için kutlama mı yapacaksınız yani? Evet, biz kutlama yapmaya bayılırız. Aa, dedem nerede? Garajdayım Pepe. Gelin Bibi ile yanıma. Nene, kızlar da güreşir mi? Tabii güreşir bebeciğim. Bizim çok önemli kadın güreşçilerimiz de vardır. Güreş çok önemli, çok zevkli bir spordur. Ama biraz yorucudur. Ben bugün güreş yapmayacağım o zaman. Çünkü zaten biraz yorgunum. Sen bilirsin bir tanem. O zaman hadi kutlamalar için bana yardım et. Hayda bir pehlivan. Hadi gelin bakalım. Heyt. Hayda bir pehlivan. Hadi Bibi, sıra sende. Evet, harika görünüyorsunuz çocuklar. Ne giyiniz öyle abi? Bunlar güreş kıyafeti bebeciğim. Adı da Kız Pet. Hadi güreşin. Nasıl güreşeceğiz dedi? Şimdi çok detaylı kuralları vardır güreşin. Ama biz en basit şekliyle birbirimize zarar vermeden boğuşarak birimiz diğerinin sırtını yere... İşte böyle getirdiğinde onu tuş etmiş olur.
ve ilk güreşi kazanmış olur. Yani ben Pepe'nin sırtını yere getirmeye çalışacağım. Pepe de benim sırtımı yere getirmeye çalışacak, öyle mi? Evet Bibiciğim, aynen öyle. Tabii size biraz teknik hareketler de öğreteceğim. Aa Bebe. Şila. Bebe ne yapıyor? Güreş oynanıyorlar Şila. Aa, güreş mi? Bugün Bibi ile tanışma kutlaması yapacağız. Kutlamada eğlenceli olsun diye güreş yapacak abişler. Ben de size güzel bir türkü öğreteyim mi? Onlar güreşirken biz de kutlamada güzel halk oyunu oynarız. Ne dersiniz? Çok güzel olur nene. Evet, çok güzel olur nene. Şöyle Van yöresine ait bir türkü mü söylesek acaba bu akşam? Ha, tamam buldum. Toycular söyleyip oynayalım. He? Tamam. Bakın şöyle. Toycular yar yar elinde mercan. Ben sana hayran o yaman aman. Yemeğin altı yanacak, siz devam edin. Ben geliyorum çocuklar. Nasıl oldu? Türkiye bilmiyoruz ki biz. Şuşu. Efendim bebe. Sen toycular türküsünü biliyor musun? Tabii biliyorum bebeciğim. Bize söyler misin, biraz daha çalışalım Şuşu. Tabii. 3, 2, 1 hadi. Toycular yar can, kolumda mercan. Ben sana hayran o yaman aman. Toycular yar can, kolumda mercan. Ben sana hayran o yaman aman. Ben giderim mestana, yârim için fistana. Yâre fistan yakışır, ah bir gülse üstüne. Çok güzel bir türküymüş. Bugün Pepe'mizin güzel arkadaşı Bibi ile tanışmak için bu kutlamayı düzenmiş. Ay, heyecan yaptım. Düzenlemiş bulunuyoruz. Bibi ile Pepe bu kutlamaya özel bir güreş yapacaklar. Şimdi bu güreşi sunması için meydana büyük cazgır ayı çağırıyorum. Cazgır ne ki? Güreş öncesinde izleyenleri eğlendiren ve güreşecek pehlivanları er meydanına çağıran kişidir cazgır Şilacığım. Aa. Ve büyük cazgır ayı. Çok yaşa. Dede mağa olmuş. Aramızda var yeni biri. Arkadaş seçmiş bizim Pepe'mizi. Gelecek şimdi er meydanına. Bu yiğit pehlivanın adı Bibi. Bibi, harika görünüyorsun. Şimdi bir pehlivan daha var içimizde. Ona yiğitlerin yiğidi derler her yerde. Çok güçlüdür ama gücünü kullanmaz kötüye. O gönüllerin yiğidi, pehlivanların pehlivanı, dostların dostu, arkadaşların arkadaşı Yiğit Pepe. Tepemizde var kudretli güneş. Arkadaşlık, dostluk olsun bize her daim eş. Yiğitlerin, kaplanların, pehlivanların gönüllerinde bir sevdadır, bir aşktır, bir coşkudur, dostluktur, candır güreş. İşte geldi çattı o an. Hepimizin içinde var bir heyecan. Başlıyor yiğitlerin güreşi. Hayda bire pehlivan! Bir de pek güçlü yalnız ha. Haydi bire pehlivan! Nasıl güzel güreşiyorlar. Vallahi canım çekti, bir yiğit de benim karşımda olsaydı keşke. Yiğitler burada güreşte. Herkeste var bir aşk, var bir neşe. Benim de canım çekti güreşmek. Çıksaydı karşıma bir yiğit keşke. Bebe.
meydane. O zaman cazgır cazgırlığı bırakır, başlar bu yiğitle güreşmeye. Kulumda mercan, ben sana hayran, uyanmam uyanmam. Toycular yarcan, kulumda mercan, ben sana hayran, uyanmam uyanmam. Yerini verilmez kana, yerini çiftiz kana. Sanki ben de gelsem işe. Ben de gelirim o zaman. Pepeciğim, benimle işe gelmek istediğini anlıyorum bir tanem. Ama küçük çocuklar işe gitmezler tatlım. Ben küçük müyüm? Evet tatlım. Şimdi gerçekten işe gitmem gerekiyor. İkinizi de çok seviyorum. Yemeklerinizi güzelce yiyin. Nenenizi üzmeyin. Merak etme kızım sen. Güle güle. Seni çok seviyorum. Akşam görüşürüz. Hoşça kal. Çok geç kalma. Pepeciğim, hadi oğlum ama üzülme bu kadar. Sen küçük değilsin ki artık. Kocaman bir çocuk oldun, büyüdün sen. Annenin arkasından üzülmek de neymiş öyle? Ben büyük müyüm yani? Tabii ya, büyüksün. Ben annemin peşinden gideceğim o zaman. Dur oğlum, olur mu hiç öyle? Annenin işi var, epey uzakta üstelik. O kadar yolu tek başına gidemezsin. Neden gidemeyecekmişim? Senin gibi küçücük bir çocuk. Onca yolu hem de bisikletle tek başına gidemez bir tanem. Ne yani, ben küçük müyüm ki? Tabii yavrum, sen daha küçücüksün. Ay, sütü de unuttum vallahi taşta. Ay 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 ay. Sen bir şey anlamadın mı? Hayır, anlamadım. Ben de hiçbir şey anlamadım. Oynayalım mı? Tamam, ne oynayalım? Bilmem. Ben seninle her şeyi oynamayı seviyorum. Sen seç. Resim yapalım. Tamam, hadi. Arabayla işe giden anı çizelim mi? Tamam, çizelim. Ben bir kere annemle işe gitmiştim ya. Aa, evet. Seni çok önce götürmüştü annem. Gitmeyi çok istemiştim ama gidince çok sıkılmıştım. Ya gerçekten sıkıcıydı. Herkes işiyle ilgileniyor. Kimse seninle ilgilenmiyor. Başka hiç çocuk da yok orada. Yani iyi ki gitmedim. Haklı olabilirsin kardeşim. Ha bak, ben çizdim bile annemi. Aa, sen çok güzel çizmişsin. Aa, sen niye çizmedin ki? Ben bu kadar çizebildim abi. Güzel olmamış mı? Olmuş olmuş da. Aa, bak dedem geliyor. Dede. Merhaba çocuklar. Minik kelebeğim. Koçum. Ne yapıyorsunuz bakalım? Resim çiziyoruz dede. Aferin size. Bakabilir miyim resimlerinize? Tabii. Bunu ben çizdim. Bunu da Pepe. Annemizi işe giderken çizdik. Ay, çok güzel. Dede, ben neden abim kadar düzgün çizemedim? Çünkü abin büyük bebe. Ben büyük müyüm? Evet evlat, sen büyüksün. Bebe de büyüyünce o da daha düzgün çizebilecek. Ben şu elimdekileri bir içeri bırakayım çocuklar. Sen bir şey anladın mı bebe? Açıkça söylemek gerekirse anlayamadım abicim. Ben de anlamadım. Benim karnım acıktı bebe, yemek yiyelim mi? Aa, tamam. Ben de acıktım aslında. Aa, mis gibi kokuyor. Ne yemek var nineciğim? Yeşil mercimekli kırmızı bulgur pilavı yaptım size. Çocuk da var mı nene? Olmaz mı? Hadi oturun bakalım. Ben pilav tenceresini ocaktan alıp masaya koyabilir miyim nene? Aman ellemesen oğlum. Ama neden? Bu tencere çok ağır ve sıcak Pepe. Allah muhafaza üzerine düşürürsün, yanarsın. Küçük çocuklar böyle ocakta yeni pişmiş yemekleri falan ellemezler. Abim küçük mü yani? Aa, tabii ki küçük bebeciğim. Hadi geç bakalım sofraya, hadi hadi. Allah Allah. Çok güzel olmuş. Evet ya, çok da vitaminli bu yemek. Pepe, sen niye yemiyorsun çocuğu? Sen yedir nene. Kendim yemek istemiyorum. Pepe. Olur mu hiç oğlum? Sen koskocaman çocuk oldun. Büyüdün artık. Ben büyük müyüm yani? Elbette büyüksün Pepe. Kocaman çocuk oldun oğlum. Vallahi şaştım kaldım abi. Ben de bebe. Pepe anlayamadı, büyük küçük mü? Bebe de anlamadı, abi büyük mü küçük mü?
bazen büyük, bazen küçük. Bu Pepe için anlamsız bir yük. Bazen büyük, bazen küçük. Bu Pepe için anlamsız bir yük. İnsan bazen büyür, bazen de küçülür mü? Bu işte bir tuhaflık var. Pepe büyük mü, küçük mü? Bazen büyük, bazen küçük. Bu Pepe için anlamsız bir yük. Bazen büyük, bazen küçük. Bu Pepe için anlamsız bir yük. Bazen büyük, bazen küçük. Bu Pepe için anlamsız bir yük. Bazen büyük, bazen küçük. Bu Pepe için anlamsız bir yük. Ne sağlık tekrar nene, ben tabağımı bitirdim. Afiyet olsun oğlum, afiyet olsun. Kalkabilir miyim dede? Tabii koçum, afiyet bal şeker olsun. Çocuk oyuncak yapalım mı odamızda bebe? Ay tamam, maske yapalım. Ne maskesi yapalım? Ben uzun saçlı bir kız maskesi istiyorum. Tamam. Ben de süper bebe maskesi yapacağım. Çok güzel çizmişsin bebe. Seninki de çok süper olmuş yani, çok havalı. Şimdi kesmemiz gerekiyor. İşte makasımız. Bu makas bozulmuş, kesmiyor. Başka makasımız yok ki. Dur bekle, ben nenemden makas isteyeceğim. Tamam abi. Nene, nene. Ay, bırak onu çocuğum, bırak onu, şöyle koy. Ay. Ama nene, o çok sivri bir makas Pepeciğim. Senin gibi küçük çocuklar için uygun bir makas değil. Çocuk mu? Ben şimdi küçük çocuk muyum? Tabii ya. Bu makas bizim gibi büyükler için yapılmış. Odanızda çocuk makasınızın olması gerekiyordu. Var ama kesmiyor. Ay evlat. Ben size yedek çocuk makası almıştım geçen gün. Bak daha hiç açılmamış. Ay, çok yaşa dede. İşte makas buldum. Şişsin. Hadi maskelerimizi keselim. Tamam. Aşağıdayken mutfakta bir makas buldum. Tam aldım getiriyordum. Nenem ne dedi biliyor musun? Ne dedi abi? Bu makas büyükler için. Senin gibi küçükler için değil. Ay. Ama hani sen büyük çocuktun? Bilmiyorum bebe. Gerçekten kafam karman çorman oldu. Bir büyüksün diyorlar, bir küçüksün diyorlar. İşte çok güzel. Çok güzel aldılar. Şimdi hazır. Al bakalım uzun saçlı kız maskeni. Çok komik görünüyorsun bebe. Sen de çok süper görünüyorsun abiş yani. Çok havalı. Süper bebe uçuyor. Uzun saçlı kız uçamaz ki. Süper bebe seni uçurur, merak etme. Ay ne süper bebesin böyle. Hadi beni bu yangından kurtar, hadi kurtar. Süper bebe buradayım İnce. Geliyorum uzun saçlı kız. Yandım burada, kurtar beni. Geldim. Şu yangını söndüreyim önce. İşte benim kahramanım. Süper Pepe. Kurtardım seni. Çocuklar. İşte bir kadın geldi. Merhaba yabancı kadın. Ben uzun saçlı kız. Ben de Süper Pepe. Memnun oldum. Şimdi Süper Pepe'den ve uzun saçlı bu güzel kızdan bu odayı bir güzel toparlamalarını isteyeceğim. Ya odayı toplamak mı? Tabii ya, toplamak. Nasıl dağıttıysanız öyle toplayacaksınız. Sen artık kocaman bir çocuksun Pepe. Odanı da toplamalısın. Ne dedin, ne dedin? Kocaman bir çocuksun dedim. Yani odanı toplayabilecek kadar büyüksün. Anne, vallahi artık bir karar verin. Ne kararı çocuğum? Ben büyük müyüm, küçük müyüm? Annemin işine gitmek istedim. Küçük çocuklar gidemez dedin. Üzüldüm diye sen büyüdün artık, büyüksün. Niye üzülüyorsun dedin. Annemin peşinden gidecektim. Küçük çocuk 10. yılı tek başına gidemez dedin. Tencereyi masaya koymak istedim. Küçüksün dedin. Yemeğimi sen yedir dedim. Kocaman büyük çocuksun dedin. Makası küçük olduğum için vermedin. Şimdi büyük olduğum için odamı toplamamı istiyorsun. Aynen böyle. Söyler misin nene? Ben büyük müyüm, küçük
mi? Sana nasıl anlatsam şimdi? Aslında evet doğru. Sen bazı şeyleri yapmak için büyük, bazı şeyleri yapmak için küçüksün. Pepe annesinin iş yerine gidemeyecek kadar küçük. Ama buna çok üzülüp bunu sorun yapmayacak kadar da büyük bir çocuk. Ya da ağır ve sıcak bir tencereyi kaldıramayacak kadar küçük. Ama yemeğini kendi yiyebilecek kadar büyük. İşte sivri uçlu makası kullanamayacak kadar küçük. Ama odasını kendi toplayabilecek kadar da büyük. Ben de diyorum ki herkes niye bana bir büyüksün bir küçüksün diyor. Yaşasın en büyük en küçük olmak. Merhaba arkadaşlar. Bugün bizim için çok heyecanlı bir gün. Neden mi? Çünkü hep birlikte çadır kuracağız. Siz daha önce hiç çadır kurdunuz mu? Ha, harika. Ben daha önce hiç çadır kurup içinde oturmadım. Onun için çok heyecanlıyım. Hemen çıkmam lazım. Eşyalarımı kontrol etmeliyim öncelikle. Üşümemek için montum, yedek kıyafetim, şapkam, diş fırçam, diş macunum. Her şeyim hazır. Harika. Merhaba Lili. Merhaba Liko. Çadır partimize hazır mısın? Hazır sayılırım. Çantamın içine eşyalarımı koyduktan sonra çıkabiliriz. Sanki çantana sığmayacak gibi. Umarım sığar. Başka çantam da yok. Hiçbirini bırakamam da. Hadi kapat o zaman. Of ya, şimdi bunun sırası mı? Ne oldu Liko, sığmadı mı? Çantam yırtıldı. Ben bu kadar eşyayı ne yapacağım şimdi? Başka çantam yok, ne yapacağım şimdi? Of ya, of. Üzülme canım, buluruz bir çözüm. Çantan için ağlama lütfen. Nasıl bulacağız? Çantam yırtıldı. Yeni çanta alacak zamanım da yok. Onarmayı denesek? Hı? Nasıl onarabiliriz ki? Dikebiliriz sanırım. Dur ben iğne iplik falan getireyim. Ha, tamam. Ben bu konuda pek becerikli olduğumu sanmıyorum canım. Ben deneyebilirim. Dikkat et, eline bakmasın yine. Tamam tamam, merak etme sen. Sanırım dikmek iyi bir fikir olmadı. Ha, sanırım. Bu iplikle dikilebilir bir şey değil. Çok kalın kumaşı çünkü. Ne yapacağız peki? Çok eşyan var mı? Aslında yok. Bak bunlar sadece. Benim çantama koymaya ne dersin? Sağır mı ki? Bence sağır. Hem başka çaremiz de yok. Hadi deneyelim. Yaşasın, teşekkür ederim Lili. Çantam da çok güzelmiş. Çadırı partisi için aldım. İyi ki almışım bak. İkimize yetecek kadar yer var içinde. Hadi gidelim. Kılavuzla Bermek bizi bekliyor. Çok zaman kaybettik. Hadi gidelim. İnsene. Hı? İnsene diyorum. Sen hayal falan mı görüyorsun? Neyi bileceğim? İyice şaşırdın Lili. Asıl şimdi sen şaşıracaksın. Ben bin dediğinde çantama bin demek istediğini anlamamıştım. Hiç yürüyen bir çanta görmedim. Dur ben çekeyim seni. Yaşasın. Sen bu arada biraz kilo aldın galiba. Bence sen çekmeyi başaramıyorsun Liko. Tamam tamam. İlahi Liko, bir çantayı süremedin. Hayatım boyunca ilk kez çanta kullandığım için olabilir mi? Sanki uçuş kullanıyorsun da. Ha? Ha? Bir şey olmadı değil mi? Yok yok, hadi sen otur şimdi. Biraz da ben çekeyim canım. Nasılmış Liko'cuğum? Tebrikler. Sıkı tutun. Bir de hız yapıyorsun. Evet canım. Hı? Sen hem çok kuvvetli hem de harika bir çanta sürücüsüsün. Ha şöyle. Oyun oynarken geldik bile.
Hoş geldiniz çocuklar. Kızımız yollarda kaldı. Benim yüzümden geciktik biraz. Olsun, biz de hazırlıklara yeni başlamıştık. Etrafta ne uçuşu ne de düdü görmüyorum. Siz nasıl geldiniz? Çantaya bindik. Çantaya mı bindiniz? Evet, çantaya bindik. İşte böyle. Nasıl, beğendiniz mi? Bayıldım. Eğlenceliye benziyor. Hem çanta hem araç. Hadi sizi de gezdirelim. Çadırımızı kuralım sonra eğlenelim bence. Haklısı kılavuz. Harika. Neler yaptınız Pembik? Ben çok heyecanlıyım. İlk kez çadırda kalacağım. Bizim için de ilk olacak Lili. Hadi çalışmaya başlayalım. Ay! İşte böyle. Bu akşam burada kalacağız değil mi? Eğer hava kötü olursa kalamayız. Benim tahminlerime göre hava güzel olacak. Meteoroloji ne diyor? Kim ne diyor? Meteoroloji, yani hava durumunu inceleyen bilim. Ben hava durumunun incelendiğini bilmiyordum. Evet Lelicim, havanın nasıl olacağını bilim insanları bizim için inceliyor ve bize söylüyor. Dikkatli olmamız konusunda uyarıyor. Çok sıcak olacaksa da, çok soğuk olacaksa da bize hazırlıklı olmamız gerektiğini söylüyor. Onu incelemedim. Ben baktım. Ne olacakmış peki? Kalabilecek miyiz çadırda? Güzel haber. Evet, kalabiliriz. Hava çok güzel olacak. Güzel. Ne yapıyoruz şimdi? Tabii ki bu oyunu oynuyoruz. Harika. Oyun zamanı. Ne oynayacağız? Ekranı döndürüyorum hemen. Nasıl bir oyun acaba? Ben size otur dediğimde oturacaksınız, kalk dediğimde kalkacaksınız. Aman kılavuz, bu da oyun mu? Ne sıkıcı. Bence hiç öyle deme Liko. Neden? Ben bu oyunu biliyorum. Hem çok zevkli hem de çok hareketli. Bir görelim nasıl bir oyunmuş. Bunu anlamak için başlayalım oyuna. Yan yana dizilelim hadi. Hey arkadaşlar, siz de bizimle beraber oynasanıza. Harika bir fikir. Herkes hazırsa başlayalım. Evet. Otur. Kalk. Otur. Kalk. Otur. Kalk. Otur. Kalk. Hey kılavuz, yavaş. Hayır, böyle devam. Sana demiştim değil mi Liko? Çok eğlenceli. Hadi devam edelim. Arkadaşlar, sizde durum nasıl? Daha zorlamamı istiyorsunuz öyle mi? Hadi o zaman. Başladık yine. Otur. Kalk. Otur. Kalk. Otur. Kalk. Otur. Kalk. Otur. Kalk. Dikkat et Liko. Sana kim üstüme istedi? Ben oturmak istemiştim. Ben de kalkmak istemiştim. Eğlendiniz mi? Ben çok eğlendim. Ben de. Ben de. Ama aynı zamanda karnım da acıktı. Yemekler sende Liko. Bende mi? Biz yanımıza yemek getirmedik ki. Nasıl olur? Yemekleri Liko getirecekti. Ben de ayranlarımızı getirdim. Öyle konuşmuştuk ya. Haklılar Lili, ben unuttum. Aa, ne yapacağız şimdi? Yemek yapacak malzememiz de olmadığına göre eve döneceğiz. Başka çaremiz yok. Ama ben eve dönmek istemiyorum. Çadırda kalacaktık hani. Bizim benim çantamın yüzünden. Çantanın mı? Evet. Çantama eşyalarım sığmadığı için yırtılınca ben eşyalarımı Lili'nin çantasına koydum. Dur tahmin edeyim. Bu arada yemekleri de evde unuttum. Aynen dediğin gibi oldu kılavuz. Sizin için harika sandviçler yapmıştım. Ama zaten unutmasa da çantada yer kalmadı ki. O halde gidip senin evinde yemek yiyeceğiz demek.
Angelika. Ben eve gitmek istemiyorum. Bütün gün burada aç kalamayız Deli. Geri dönmemiz gerek. Başka zaman geliriz. Durun bir dakika. Aklıma harika bir fikir geldi. Ha? Söyle bakalım, merak ettim fikrini. Hadi söyle Liko, dönmeyeceğiz eve değil mi? Sadece ben döneceğim. Çok zekice. Sen karnını doyurduğunda hepimiz doymuş gibi mi olacağız? Nasıl yani? Lili'nin çantasıyla hızlıca eve gidip sandviçleri alıp geleceğim. Bu muydu müthiş fikir? Saatlerce beklemek demek bu canım. Ben anladım seni Liko, harikasın. Hadi göster kendini. Bunlar bir iş karıştırıyor ama bir bakalım nedir pembik. Seridin. Böyle bir çanta almışsın ki Lili, çok işe yarıyor. Bence de. Teşekkürler arkadaşlar. Oy Deliko gelene kadar biz de çadırımızın içini yemek ve sohbet için hazırlayalım. Yaşasın bu gece buradayım. Bu gece buradayım. Arkadaşlar. Hayır, sana gülmedim. Anladım. Liko orada değil mi? Yine sessiz sessiz gelip beni korkutacak akıllım. Ben de şimdi ona bir oyun oynayayım da görsün. Aa Liko, hoş geldin. Hı? Çok değişik. Arkadaşlar, siz de hiç böyle bir şey görmediniz değil mi? Hayır Lili, hiç görmedim. Bu ne Lili, ben de bakabilir miyim? Hayır Liko, sana gösteremem. Ama neden? Bu dünyadaki en ilginç şey. Bunu görmek için önce ağaçtan erik toplamak gerekiyor. Hemen toplayacağım, bekle beni burada. Bu erikleri hızla toplayıp dünyanın en ilginç şeyini göreceğim. Çok heyecanlıyım. Acaba ne? Çok merak ediyorum. Ay. Hep sen mi beni korkutacaksın? Ben böyle korkuturum işte insanı, akıllım. Bakayım avucunun içine. Yok ki bir şey. Şaka yaptım sana. Vallahi inandım ha. Ama erikleri yine de toplayabilirim istersen. Erikleri dünyanın en ilginç şeyini görmek için değil, dünyada en sevdiği kişi için, yani Lili için toplarım. Ay Likocuğum benim. Sen de benim dünyada en sevdiğimsin. Canım benim. Ben değil miyim? Ay. Anneciğim. Kılavuz, korkuttun sen de. Seni de çok seviyoruz Kılavuz. Hem de dünyalar kadar çok. Birini sevmek öyle güzel duygu ki. Biz sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Evet, çok seviyoruz. Peki ya siz bizi seviyor musunuz? Harika. O zaman hep beraber bir salla salla çarkalı dansı yapalım. Hadi. Salla 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 çarkalı. Salla 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 çarkalı. Önce kolları salla, şimdi de bana yolla. Biraz da kalçayı salla, salla salla çarkalı. Önce kolları salla, şimdi de bana yolla. Bugün Kılavuz, yine hangi güzel oyunu hazırladın bize? Söylüyorum. He? Söylemiyorum. Kılavuz. Hadi ama. Tamam tamam, söylüyorum. Söylemiyorum. Ben anladım Kılavuz'un neden söylemediğini. Kılavuz gıdıklanmak istiyor. Söylüyor musun? Söylemiyor musun? Ha, durun yapmayın. Söylüyorum, tamam. Bugünkü oyunumuzun adı? Hangi hayvanı anlatıyorum oyunu? Adına bayıldım. Nasıl oynanıyor bu oyun? Oyunda bir tane kart ağacımız var. Kart ağacı mı olurmuş Kılavuz? Oyun köyünde her şey olur Lili. Bu kartların her birinde başka bir hayvan resmi var. Önce biriniz bu kartlardan bir tane seçecek ve kartta resim olan hayvanı göstermeden ve konuşmadan hayvanı taklit ederek anlatmaya çalışacak. Hayvanın sesini çıkartabilir miyiz peki? Eğer konuşmadan anlatırken bulamazsa son şans olarak sesini de çıkarabilirsiniz. Harika. Oy, ne eğlenceli bir oyunmuş.
olmuş. Hazırsanız oyuna başlayalım. Hazırız. Siz de hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız. O zaman hadi hep birlikte söyleyelim. Oyun zamanı. Parmaklarının ucuna çıktığını görüyorum ama böyle oyunu kazanamazsınız. Öf tamam ya. Oradan burayı göremezsin ki Nikocuğum. Çok güzel anlatacağım. Hemen bileceksin. Merak etme. Şimdi hangi kartı seçsem acaba? Biraz yardım etsene Kılavuz. Seçemiyorum. Birini seç Deleli. Ben de hangi kartta hangi hayvan olduğunu bilmiyorum ki. Nasıl yardım edeyim? Tamam seçiyorum. Bunu seçtim. Bu neymiş? Aa, en sevdiğim hayvanlardan biri. Yaşasın, ben bunu kolay anlatırım. Seçtim Liko, seçtim. Buldum. Çekirgesi. Çünkü çekirgeler zıplar. Zıplaya zıplaya giderler senin gibi. Aa, o zaman böyle zıplayan kanguru vardır. Kanguru mu? Havuç mu? Aa, biliyorum. Bütün hayvanlar arasında havucu en çok hangisini sevdiğini biliyorum. Söylesene o zaman Liko. Tabii ki havucu en çok tavşan sever. Ha, bildin Liko. Havucun tadı da güzelmiş. Anlatması nasıl bende? Hangisini seçsem acaba? Hiçbirinin arkasını görmüyorsun ki Liko. Seç birini işte. Hem sen zaten bütün hayvanları biliyorsun. Hepsini anlatabilirsin. Aslında bilmediğim birkaç tane hayvan var ama onları da öğrenince onları da anlatacağım. Şimdi benim kartım bu olsun. Aa, en sevdiğim yaşasın. Liko biraz yavaş ol. Ne yaptığını bile anlamıyorum. Ay, bu şey değil miydi? Şey, biliyorum. Bileceğim. Sesini duyarsam kesin bilirim Liko. Ho. Çok kolaymış, buldum. Köpek bu. Bayılırım köpeklere. Doğru. Ama sen hemen biliyorsun Deli. Ne yapayım? Mahsustan bilmeyeyim mi? Yok bil tabii. Bu kartı mı seçsem yoksa bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Hadi Deli ya. Geliyorum Liko. Bunu seçtim. Uçarak geldiğine göre ben de bu sefer hemen çok çabuk bildim. Bu kuş. Buldum işte kuş. Hangi kuş Liko? Bu sıradan bir kuş değil. Aa, nasıl yani? Yine mi bilemedin? Yaklaştın ama adı kuş değil. Sesini çıkar istersen Leli. Gak. Gak mı? Aha. Tamam, uçan gak diyen kuş kargadır. Bu bir karga. Karga oldum ben. Ah, iyi misin? İyiyim. Önündeki ağacı görmeyen bir karga oldum ben. Ben de kartımı almaya uçarak giderim o zaman. Ama ben helikopter gibi uçarım. Sen de dikesi. Çok güzel bir hayvan var kartçık. Bakayım. Çok güzelmiş. İlginç yürüyüşlü bir hayvan daha. Ben galiba ne olduğunu anladım ama Liko çok komik görünüyor. O yüzden hemen söylemeyeceğim. Aa, bu ne ki? Aa, ne ki bu? Allah Allah. Aa, Liko dur tamam buldum. Hiç bilemeyeceksin sandım Leli. Kart seçmeye gidiyorum. Aa, bu ne biçim zıplayan bir hayvan böyle? Hiç görmedim galiba. Ha, tamam canım, buldum. Şimdi siz de buldunuz mu arkadaşlar? Bulamadım Liko. Hani böyle. Son 3 saniye. Ay, hadi bulun. Bulamadınız mı gerçekten? Buldum kurbağa. Evet, kurbağa, doğru. 0. Buldunuz son anda. Bulduk, hoş bulduk. Aradık, düşündük, memnunduk.
musun? Hey, hadi yakala bebe. İşte yakaladım seni. Hı? O Bibi değil mi? Evet Bibi. Çok üzgün görünüyor. Evet. Ne olmuş acaba? Hadi yanına gidelim. Tamam. Bibi, merhaba arkadaşım. Aa, Pepe, Bebe. Merhaba. Merhaba Bibi. Neyin var Bibi? Biraz üzgün görünüyorsun sanki. Evet, biraz üzgünüm Pepe. Aa, neden ki? Anlatmak istersen biz seve seve dinleriz Bibi. Evet, dinleriz. Annemle bugün göz doktoruna gittik. Aa. Ne oldu gözüne Bibi? Bu açık olan gözüm biraz tembelmiş. Tembel ne demek abi? Bilmiyorum bebe. Tembel ne demekmiş Bibi? Ben de tam bilmiyorum. Doktor bu gözümün tembel olduğunu söyledi. Şu. Efendim bebe? Tembel ne demek? Tembel yapması gereken şeyleri yapmayanları söyler. Yani örneğin bir arının bal yapması gerekir. Ama o arı bal yapmıyor. Bütün gün bir dalda konmuş duruyorsa bu tembel bir arıdır. Göz nasıl tembel olabilir şu? Göz ne yapmakla görevlidir? Yani göz ne işe yarar Pepeciğim? Tabii ki görmemize. Evet canım doğru. Yani gözümüzün görevi görmektir. Eğer gözümüz baktığımız şeyleri görmesi gerektiği gibi göremiyorsa doktor gözümüzü inceleyip tembel olduğunu söyleyebilir. Bana söyledi işte şu şey. Ha Bibiciğim merhaba. Merhaba. Bu yüzden mi çalışkan olan gözünü kapattı doktor canım? Evet şu. Çalışkan gözümü kapatınca tembel gözüm kendiliğinden daha çok çalışacakmış. Ve tembellikten kurtulacakmış. Ne güzel işte. Niye üzülüyorsun? Evet Bibi. Ne güzel. Hem bir şey söyleyeyim mi? Söyle bebe. Böyle tek gözün kapalıyken çok tatlı bir korsan gibi görünüyorsun. Korsan mı? Evet, çok tatlı bir korsan hem de. Bebe doğru söylüyor. Çok tatlı görünüyorsun. Hiç böyle düşünmemiştim. Tatlı korsan Bibi. İşte Bibi bir korsan. Tek gözle bize bakar. Görmesini bilirsen her şeyde var güzel yan. Bibi korsan, Bibi korsan, Bibi korsan, doğru bakarsan. Bibi tatlı bir korsan. Tek gözle bize bakar. Görmesini bilirsen her şeyde var güzel yan. Bibi korsan, Bibi korsan, Bibi korsan, doğru bakarsan, doğru bakarsan, doğru bakarsan. Çok mutlu oldum şimdi. Hadi bize gidelim tiyatroculuk oynayalım. Tiyatroculuk mu? Aha, çok yakın ha? Abi. Hadi gidelim. Ben tavşan olacağım. Hayır, ben tavşan olacağım. Aa, tamam canım kardeşim tavşan olsun. Ben ne olsam ne olsam. Sen ne olacağını karar verdin mi Pepe? Ne olsam ne olsam. Buldum. Ben de inek olayım. Karamacık gibi. Tamam. Gelin kostüm yapalım. Tamam. Çiçekli kırların pompik tavşanı Bebe. Karadenizlerin güçlü korsanı Bibi. Ve... ben neyim? Yeşil çocukların en sütlüyüm. Böyle pek kahraman gibi olmadı. Olsun abi, hadi oyunumuza geçelim.
Karadenizlerin güçlü korsanıyım ben. Burada bir beyaz tavşan varmış. Onu arıyorum. Ben güçlü korsan. Çok uzak yerlerden geldim güzel tavşan. Niye geldin güçlü korsan? Sütünden yapılan yoğurdun her derde deva olduğu ulu ineği bulmaya geldi. Ulu inek mi? Her derde deva olmak ne demek Şuşu? Dert demek bir çeşit sorun, sıkıntı demektir bebe. Deva olmak ise çare olmak, o sıkıntıyı, o sorunu ortadan kaldırmak, çözmek demektir diyebiliriz tatlım. Tamam. İnek her sorunu çözebiliyormuş yani, öyle mi? Evet canım. Güçlü kırsın, ben o ineği tanıyorum. Gerçekten mi? Evet, dertleri çare olan inek. Abim. Aa bebe. Abin olmasın. Arkadaşım filandı. Tiyatro bu. Tamam. Dertleri çare olan inek. Benim yakın arkadaşım. Nasıl sevindim bir bilsen. Sıkıntın ne peki bebe? Ay yani güçlü korsan. Ne istiyorsun ineği bulmaya? Daha güçlü olmak için. Onun yoğurdunu yemek istiyorum. Bu yüzden geldim oncalı. O zaman işte sana yemyeşil çayırırım. En büyük, en tatlı, en sütlü ineği. Tatatatam. Ulu inek. Demek benim sütümden yoğurt yapıp yemek istiyorsun ha? Evet, çok güzel oluyormuş. Peki yoğurt nasıl yapılır biliyor musun? Bilmez miyim ulu inek? Biz hep yoğurdumuzu kendimiz yaparız. Ne iyi o zaman. Evet, süt verecek misin güçlü korsanı ulu inek? Bir düşüneyim. Madem onca yoldan geldin. Geliyorum. İyi kalpli inek. İyi kalpli inek. Çok kılıyorum. Ben bu tiyatro yapmaktan çok hoşlandım. Ben de tiyatro oynamayı çok seviyorum ama ben de biraz korsan olmak istiyorum. İşte korsan Pepe. Merhaba korsan kardeş. Merhaba. Ne yapıyorsun buralarda? Şu tavşanı sen mi daha çabuk yakalayacaksın? Ben mi diye merak ediyorum. Hadi yakalayalım. İşte bir korsan, tek gözle bize bakan, görmesini bilirsen, her şeyde var güzel yan. Beni çok eğlendirdiniz. Biz arkadaşlarımızı eğlendirmeyi severiz bebe. Hadi şimdi ben de korsan olmak istiyorum. Ama başka korsan bandı yok bebe. Ya. Bibiciğim, annen aradı evladım. Gözündeki bandı bugünlük çıkarma zamanı gelmiş oğlum. Tamam efendim. Hadi şimdi ben de korsan olmak istiyorum. Al bebeciğim. Hayo. Hem korsan bebeği hem de tavşan bibiyi yakalayacağız. Hadi kaçın. Kaçın, korsan bebe geliyor. Korsan bebe geliyor, kaçın. Şila. Tuttum. Pepe. Tuttum. Hadi at Pepe. Çok sıcak oldu Şila. Evet, ben de çok sıcakladım. Niye bu kadar sıcak oldu ki? Şuşu. Efendim Şila. Biz neden bu kadar sıcakladık?
Evet Şuşu, neden? Çünkü en sıcak mevsim olan yaz mevsimi başladı çocuklar. Ben yazı çok severim. Yazın güneş bizi çok ısıtır. Bu yüzden uzun süre güneşte kalmamalıyız. Güneşten korunmak için şapka, gözlük takmalıyız. Benim en azından şapkam var. Aa, benim yok. Uzun süre güneşte kalırsak güneş tenimizi yakar. Bu yüzden gölge olan yerlerde oynarsanız daha iyi olur çocuklar. Aa, gölge mi? Neresi gölge ki? Örneğin şu ağacın altı gölge şila. Bak, bu ağacın gölgesi. Bu da benim gölgem, bak. Benim gölgem de burada. Aa, evet gölge. Güneş kadar sıcak değil. Oh evet, gölge üzerimdeki sıcaklıkları aldı. Sanki yanmıştım. Buraya geçince söndüm. Hadi ne oynayalım? Bir oyun uydurdum Şila. Ben bir güneşe, bir gölgeye geçeceğim. Sen de güneşteyken yandım, gölgedeyken söndün diyeceksin. Şaşırırsan sıra bana geçer. Aa, tamam hadi. Yandın, söndün, yandın, söndün, yandın. Ay, ben yandım galiba. Kızı ben de çok sevdim. Hadi şu, o zaman Şile'ye yaz şarkımızı söyleyelim. Ha, tamam. Yaz, yaz, yaz geldi. Yaz, yaz, yaz geldi. Pepe yazı çok sevdi. Pepe yazı çok sevdi. Yazın hava çok sıcak. Güneş çok ısıtacak. Pepe yanmamak için gölgede dolaşacak. Yaz, yaz, yaz geldi. Yaz, yaz, yaz geldi. Pepe yanmamak için gölgede dolaşacak. Yaz, yaz, yaz geldi. Yaz, yaz, yaz geldi. Pepe yazı çok sevdi. Pepe yazı çok sevdi. Yazın hava çok sıcak. Güneş çok ısıtacak. Pepe yanmamak için gölgede dolaşacak. Yaz, 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 yaz geldi. Yaz, 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 yaz geldi. Pepe yazı çok sevdi. Pepe yazı çok sevdi. Ay, hala çok sıcak. Aa, çocuklar. Size serinleyeceğiniz küçük bir şaşırtı yaptım. Ha, çok yaşa anne. Yaşasın. Mayolarınızı giydireyim size, hadi gelin. Yakalayacağım seni Şila. Bu bebeni yakalayamaz bir kere. Ne güzel işte, serinledin Pepe. Evet, su çok güzel. Bak Şila, nasıl yüzeceğim şimdi. Cüp 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 cüp. Aa, bebe. Ben siz yüzebileceğinizi mi sandınız? Sen uyuyordun bebe. Ama uyandım. Gel kardeşim, sen de yüz bizimle. Tamam. Cip 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 cip. Çocuklar. Dede. Hoş geldin dede. Hoş bulduk kızım. Dede bak nasıl yüzüyorum. Cip 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 cip. Hava çok sıcak ya. Biz de suyla oynuyoruz dede. Sırayla yüzüyoruz. Bu kadar küçük bir havuzun içinde yüzmek çok zor. Evet zor ama yapabiliyorum bak dede. Cip 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 cip. Minik kelebeğim, aferin sana. Ben de size denize gidelim diyecektim. Denize mi? Denize bayılırım. Hadi dede, hadi ne olur gidelim, ne olur. Hem size orada biraz kolluksuz, simitsiz yüzmeyi de öğretebilirim. Aa, ayaklarımız yere değmeden senin gibi suyun üzerinde yüzmeyi mi yani? Evet papa. Hayo. Artık üçünüz de gerçekten yüzebilirsiniz. Ama bunun için çok çalışmanız, öğrenmek için çaba göstermeniz gerekir. Tamam, çaba nerede ben gösteririm. Söz dedi. Çaba demek çok çalışmak demek bebe. Çok çalışmalıyım. Peki annenleri de çağıralım o zaman. Anne.
Efendim Pepe. Kızım hadi hazırlanın da denize gidelim. Biraz serinleyelim. Hem de şu keratalara biraz yüzme öğretmeye başlayalım. Yaşasın, denize gidiyoruz. Çok güzel, çok. İyi düşünmüşsün baba. Hemen toparlanıp geliyorum. Beni de götüreceksin değil mi hayatım? Sensiz olur mu başımın tacı? Tabii ki. Egel de yardım et toparlanmamıza yakışıklı. Nenem yakışıklım dedi. Evet. Yüzme öğreneceğim için çok heyecanlıyım. Ben de. Hadi bakalım. Uçuyoruz. İşte geldik. Yaşasın. Wow. Ne güzel mavi mavi denize bak Şila. Evet, çok güzel. İyi, biraz soğuk. Çok sıcaklamıştım, iyi geldi soğuk. Oh, vallahi çok iyi geldi serin serin. Aa, nenem ne güzel yüzüyor. Evet, balık gibi. Nene, orada ayakların yere değiyor mu? Hayır Pepeciğim, değmiyor. Siz de yüzme öğrendiğinizde. Aa, anneme bak. Teyze ne güzel yüzüyorsun. Eğer sıkılmadan çalışır çabalarsanız siz de bizim gibi yüzebilirsiniz. Evet dede, evet istiyorum. Ben de annemler gibi yüzmek istiyorum. Ben de. Tamam o zaman. Şimdi size sırayla yüzme öğreteceğim. Bilmenizi istediğim çok önemli bir şey var. Nedir dede? Tam olarak yüzmeyi öğrenmeden kesinlikle derine gitmeyeceksiniz. Derin ne dede? Ha. Durun burada, beni izleyin. Bakın, denize doğru gittikçe su derinleşiyor. Burası epey derin bir yer. Şimdi size doğru yürüyorum. Su gittikçe sığlaşıyor. Buralarsa sığ. Derin, sığ. Derin, sığ. Yüzmeyi öğrenmeden derinlere gitmeyeceğiz, tamam dede? Anlaştık. Hadi öğrenelim yüzmeyi. Tamam. Sırayla size bazı hareketler ve antrenmanlar yaptıracağım. Bugün öğrenebilir miyiz dedi. Bir günde yüzme öğrenilmez Pepe. Her gün sizinle buraya gelip çalışacağız. Çok gün mü? Evet Pepe. Çok gün çalışmanız gerekiyor. Ama bir kere öğrenince bir daha hiç unutmayacaksınız. Tamam, hadi başlayalım dede. Günlerce çalıştı Pepe yüzmeyi öğrenmeye. Bıkmadı, yılmadı, vazgeçmedi. Sonunda yüzmeyi öğrendi. Bıkmadı, yılmadı, vazgeçmedi. Sonunda yüzmeyi öğrendi. Günlerce çalıştı Pepe yüzmeyi öğrenmeye. Bıkmadı, yılmadı, vazgeçmedi. Sonunda yüzmeyi öğrendi. İşte bugün yüzme derslerindeki üstün başarılarıyla sizlere bir yüzme gösterisi yapacak olan Deniz Yıldızları takımı. Harikasınız. Bravo. Aferin size çocuklar. Hadi bakalım. Ve şimdi size nasıl güzel yüzebildiklerini gösterecekler. 3-2 atlayın çocuklar. 1-2 Neler oluyor? Çocuklar, ben günlerdir size böyle mi yüzme öğrettim? Evet dedi. Allah Allah. Ya olur mu? Hani çalıştınız ya hepiniz, balık gibi yüzüyordunuz ya. Sana şaka yaptık dedi. Evet, işte böyle. Aferin. Harika yüzüyorlar. İpimi atlarım hop hop. Leri leri zıplarım hop hop. Ne
güzeldi ip atlamak. Çevirip böyle hop hop, ipimi atlarım hop hop. Leri leri zıplarım hop hop. Ne güzeldi ip atlamak. Çevirip böyle hop hop. Merhaba arkadaşlar. Yine ne güzel bir gün değil mi? Canım o kadar çok oyun oynamak istiyor ki. Biraz da bebeklerimle oynayayım. Merhaba, hadi bize çaya gel komşu. Aa, tabii gelir mi komşu? Dur, üzerimi temiz temiz, yeni kıyafetler giyeyim de geleyim. İşte geldim. Ne kadar temiz ve güzel görünüyorsun bugün komşu. Teşekkür ederim. Temiz ve güzel olmayı çok seviyorum. Leli! Leli! Ha, bebekçilik mi oynuyorsun? Evet Pembik. Liko ile Kılavuz da şurada çok güzel oyun oynuyorlar. Ben de onlarla oynamaya gidelim beraber diyecektim. Aa tamam. Dur bebeklerimi evlerine göndereyim, geliyorum. Tamam. Şey, çay da çok güzel olmuş ama benim eve dönmem gerekiyor komşu. Aa tamam. Yine gel olur mu? Tamam tamam, yine gelirim. Hoşça kal. Şimdi Liko'yu ve Uçuç'u yakalayacağım. Yakalayamaz, yakalayamaz. Kılavuz bizi yakalayamaz. Şimdi yakalayacağım sizi, görürsünüz. Ya çok hızlısın Liko, seni yakalayamıyorum. Tamam hadi sen kaç, biz seni yakalayalım. Ha tamam, hadi. Sen ne hızlı gidiyorsun Kılavuz? Aa Kılavuz? Kılavuz neredesin? Galiba Kılavuz saklambaç oynamak istiyor. Hadi onu bulalım arkadaşlar. Şimdi seni bulacağım. Neredesin Kılavuz? Burada mısın? Heh, burada yok. Aa ses şu taraftan geliyor. Aha! Kılavuz'un nerede olduğunu siz de görüyor musunuz arkadaşlar? Liko, Liko! Aa Lili merhaba. Merhaba, ne yapıyorsun orada? Kılavuz ile saklambaç oynuyoruz. Beni de alsana. Al Lili, geliyorum. Nereye saklanmış bulabildin mi? Aslında buldum. Bak şurada. Hani nerede? İşte baksana. Şurada kıpırdanırken bir görünüyor. Bir kayboluyor, görmüyor musun? Ay göremiyorum Liko. Şimdi seni bulacağım Kılavuz. Burada Lili. Kulenin tam arkasına baksana. Kulenin arkasında mı? Evet bak, kulenin arkasından görünüyor. Evet tamam gördüm. Şimdi biz bu taraftan. Pembik sen de öbür taraftan. Hadi onu yakalayalım hadi. Tamam. Tamam Liko. Hadi. Allah Allah. Bir türlü bulamadı şu Kılavuz'u yahu. İşte seni buldum. Kılavuz'u buldum. Buldum. Siz ne yapmasın? Evet beni buldunuz. Değil mi? Kulenin arkasında saklandın he? Evet. Buranın kulenin arkası olduğunu nasıl anladınız? Bundan anlamayacak ne var ki Eli? Bak burası kulenin önü. Burası arkası. Önü. Arkası. Önü. Arkası. Hı, anladım. Hadi bir şarkı söyleyelim o zaman. Hadi. Önce kendine bir ağaç seç. Önüne zıpla, arkasına geç. Önce kendine bir ağaç seç. Önüne zıpla, arkasına geç. Önünde, önünde, arkasında şimdi de. Önünde, önünde, arkasında şimdi de. Önünde, arkasında, önünde. Arka, ön, arka. Önce kendine
halini. Ha? Hadi bulun bakalım beni. Ay, burada o kadar çok ağaç var ki. Acaba Liko hangi ağacın arkasında? Evet Kılavuz, haklısın. Bak ağaçlar da bizimle oyun oynuyor. Dokununca böyle ayağa kalkıyorlar. Demek ki Liko'nun arkasında olduğunu düşündüğümüz ağaca dokunup Liko gerçekten arkasında mı değil mi bakacağım. Çok eğlenceli. Sanki şu taraftan geldi ses. Arkadaşlar, hadi siz de Liko'yu bulmamıza yardım edin. Liko sanki şu mor ağacın arkasında. Dokunuyorum. Bakalım Liko bu ağacın arkasında mı değil mi? Buradası. Aa, Liko mor ağacın arkasında yok. Buradayım ben. Ben buldum galiba. Burada. Liko sarı çizgili beyaz ağacın arkasında. Şimdi ben ağacın önündeyim. Dokunduğumda ağaç dikelecek ve arkasında Liko var mı yok mu göreceğiz. Çok heyecanlıyım. Aa, sarı çizgili beyaz ağacın arkasında da yok Liko. Ben nereye baksam acaba? Geldim. Bu kırmızı bir ağaç. Kırmızı ağacın önünde duruyorum. Ve ağaca dokunuyorum. Merhaba. İşte Liko kırmızı ağacın arkasına saklanmış. Kırmızı ağacın arkasında. Arkasında, önünde. Önce kendine bir ağaç seç. Önüne zıpla, arkasına geç. Önce kendine bir ağaç seç. Önüne zıpla, arkasına geç. Önünde, önünde, arkasında şimdi de. Önünde, önünde, arkasında şimdi de. Önünde, arkasında, önünde. Liko ağaç
gidiyoruz. Güte bindik, Liko'ya gidiyoruz. Liko ağaçta kalmış, yardıma gidiyoruz. Şimdi o zaman uzun yeşil ağacı bulmamız gerekiyor. Hadi bulalım. Ben uzun ve yeşil bir ağaç göremiyorum Pembe. Ben de göremiyorum. Siz uzun yeşil bir ağaç görüyor musunuz arkadaşlar? Bak arkadaşlarımız da göremiyorlar. Bir de şu tarafa bakalım. Burada uzun yeşil bir ağaç var mı? Aa bak Pembik, işte yeşil bir ağaç. Ama Liko nerede? Liko ile Uçuş burada değil Leli. Çünkü bu uzun bir ağaç değil Pembik. Yani evet yeşil bir ağaç ama uzun değil. Uf, Liko'nun bize ihtiyacı var ve biz onu bir türlü bulamıyoruz. Nerede bu uzun yeşil ağaç? Liko, sesimi duyuyor musun? Evet buradayım Leli, yukarı bakın. Ha? İşte o uzun yeşil ağaç. Nasıl da görmedik. Düşündüğümden çok daha uzunmuş bu ağaç Leli. Evet, görüyor musunuz? Liko da Uçuş'la orada. Seni bulduk Liko, merak etme. Sana yardım edeceğiz. Evet, uzun yeşil ağacı bulduk. Bu kısa yeşil ağaç, bu uzun yeşil ağaç. Kısa, uzun. Liko uzun yeşil ağacın en tepesinde, bakın. Liko, iyi misin? Nasıl oldu da Uçuş ile orada kaldınız? Leli, Uçuş bozuldu. Ben de bu ağacın tepesine zorunlu iniş yaptım. Ama şimdi Uçuş'u buradan nasıl indireceğimizi bilemiyorum. Dur, ben yanına geliyorum Liko. Çok uzun bir ağaçmış bu Pembik. Tırmağı tırmağı bitmedi. Hadi Leli, az kaldı. Leli çıktı yeşil uzun ağaca, tırmanıyor Liko'nun tam yanına. Ağaca tırmanmak çok zor olsa da, Leli gidiyor işte Liko'nun yanına. Leli çıktı yeşil uzun ağaca, tırmanıyor Liko'nun tam yanına. Ağaca tırmanmak çok zor olsa da, Leli gidiyor işte Liko'nun yanına. Çok uzun bir ağaçmış bu. Ne olurdu şuradaki kısa ağaçlara konsan Liko. Ancak burayı inebildik işte Leli. Peki nasıl indireceğiz Uçuş'u buradan? Gerçekten çok ağır Uçuş. Şöyle tutup aşağı indirsem dedim ama yapamıyorum. Buna bir çözüm bulmalıyız mutlaka. Uçuş'u burada onaramam. Aşağı indirip kuleye götürmem lazım ki onarabileyim. Düşünelim bakalım. Onu buradan nasıl indirebiliriz? Aklıma bir fikir geliyor aslında. Nedir Leli, söylesene. Şimdi Uçuş'u buradan aşağı itsek yere çarpar ve yaralanır değil mi? Evet, kesin yaralanır. Çünkü bu ağaç çok uzun. Uzun olduğu için de şu an hepimiz çok yüksekteyiz. Evet Leli, buna asla izin vermem. Tamam, ben de Uçuş'u aşağı itelim demiyorum Liko. Kılavuz ve Pembik uçabiliyorlar. Pembik tek başına kaldıramayabilir ama kılavuz da gelirse ikisi beraber kaldırıp onu yavaşça aşağı indirebilirler bence. Aa, denememiz lazım Leli. O zaman kılavuzu bulalım bir an önce. Tamam, ben gideyim, bulurum, siz burada kalın. Tamam Pembik. Kılavuz! Kılavuz, kılavuz ne? Aha, uyuyor muydun kılavuz? Evet, uyuyakalmışım Pembik.
geldi. Bir şeyleri unutmadın mı? Unutmak mı? Ne vardı? Bir dakika. Ha evet ya. Niko uzun ve yeşil bir ağacın üstüne kala kalmıştı. Ona yardım edecektim ki uyuyakalmışım. Ay çok üzüldüm şimdi. Üzülme canım. Biz bulduk Niko'yu. Ama sana ihtiyacımız var. Sen olmadan uçuşu indiremiyoruz. Tamam hadi gidelim Pembik. Niko yeğenim merhaba. Seni burada unutup uyuyakaldığım için özür dilerim Niko. Sorun değil kılavuz. Uçuşu buradan aşağı indirmek için bir fikrin var mı? Evet evet harika bir fikrim var. Bana çok uzun bir ip lazım. İp mi? Ben hemen getiririm. İp mi ne yapacaksın kılavuz? Birazdan gelirsiniz Niko. İşte bir ip. Ama bu ip kısa Pembik. Bana uzun bir ip lazım. Hem de çok uzun. Peki bakayım bir. Kılavuz bu ipten daha uzun bir ip istiyor. Bu ip kısa. Bu nasıl kılavuz? Aa evet bu ip daha uzun kılavuz. Bu ip kısa, bu ip uzun. Ama bizim işimize yarayacak kadar uzun değil Lili. Pembik bize daha da uzun bir ip lazım. Ay tamam geliyorum şimdi. Uzun ip, kısa ip. He? Lili hadi bize kısa uzun şarkısı söyler misin? Aa tamam. Benim güzellik onu istersen söylemez miyim? Hadi arkadaşlar hep beraber. İşte bir ip var burada, ne kadar kısa, 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 kısa. Şimdi şu ipe bakın, ne kadar uzun, 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 uzun. Hangisi kısa, hangisi uzun, Niko'ya sorun. Hangisi kısa, hangisi uzun, Lili'ye sorun. Hangisi kısa, hangisi uzun, Niko'ya sorun. Bu ip işimize yarar mı kılavuz? Aslında bu da istediğim kadar uzun değil ama hepsini ucuca birleştirirsek istediğim kadar uzun bir ip elde etmiş oluruz. Dur sana yardım edeyim. Şimdi bu ipi ne yapacaksın kılavuz? Bu ipin ucuyla bu ipin ucunu birbirine bağlayacağım. Lili, Niko, Pembik siz aşağı iner misiniz? Aa tamam. Tamam. Şimdi bu ipi çok sıkı tutun. Ben uçuşu aşağı iteceğim. Sizi de ipi sıkıca tutup onun düşmesini engelleyeceksiniz. Uçuşu yavaşça aşağı indireceksiniz. Anladınız mı? Evet kılavuz. Tamam hazırız hadi. Harikasınız ben de geldim. Hadi yavaş yavaş bir salalım şimdi. Uçuş yere iniyor. İşte iniyor uçuşumuz. Başardık sonunda biz gördünüz. İşte iniyor uçuşumuz. Başardık sonunda biz gördünüz. Bir, iki, üç, dört. Aşağısın, aşağı indik. İşte indirdik. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Uç benim için çok değerli. Şimdi onu götürüp onamam gerekiyor. Ama nasıl götüreceğim bilemiyorum. İpi tutuşa bağlayıp onu onaracağın yere götürebiliriz Niko. Tabii ya. Bağladım bile. Ha? Gel hadi atla Niko. Tamam Lili. Hepinize tekrar teşekkür ederim. Görüşürüz arkadaşlar. Güle güle Niko. Güle güle. Güle güle Niko. Güle güle. Çok sayıda ebeveynden Pepe neden devam etmiyor diye bir soru alıyorum ve size haber vermek istiyorum ki Pepe devam ediyor. Çocuklar Pepe'nin en yeni bölümlerini Api'den izliyor. Keşke kağıtları hızlı okuyabilseydik. Bu kadar kağıdı kimse okuyamaz Papa. Ancak bilgisayarlar bu kadar hızlı okur. Kaka harikasın. Sen de hemen Api'yi indir ve Pepe'nin yepyeni bölümlerini izle. Bu platformu mutlaka kullanın. Eğer bir apiniz yoksa hemen bir api indirin ve çocuğunuzu api ile tanıştırın. (Gülüyor)
Merhaba Pepe. Merhaba Şuşu. Çok heyecanlı görünüyorsun. Hayırdır canım, ne oldu? Şey Şuşu, dedem bugün bizim sınıfı göle götürecek. Ne güzel. Orada bize yeni bir spor öğretecekmiş. Gölde ne spor öğretecek acaba? Ben de çok merak ettim. Gölde yapılan bir spor. Aklıma bir şeyler geliyor ama dur bakalım. Ben sporların hepsini çok seviyorum Şuşu. Sen hangi sporları biliyorsun Pepe? Futbol biliyorum, basketbol biliyorum. Evet. Bisiklete biniyorum örneğin. Sonra koşmak, yürümek, trambolinle zıplamak gibi sporları da biliyorum. Ama aslında daha çok spor var değil mi Şuşu? Evet canım. Tenis, voleybol, jimnastik, dövüş sporları gibi daha adını sayamadığım pek çok spor vardır canım. Ay ben hepsini öğrenmek istiyorum. Ne güzel bir tanem. İstersen öğrenirsin tabii ki. Papa! Oğlum! Ha dede, merhaba. Merhaba koçum. Hazır mısın? Evet dede, hazırım. Hadi atla o zaman. Çok heyecanlıyım. Kimi alacağız dede? Şila ile Zeze'yi alacağız Pepe. Zeze de Şilalara gelecekti. Harika. İşte oradalar. Şila, Zeze. Ha, geldiler. Merhaba. Merhaba. Merhaba kızlar. Çok heyecanlıyım ben. Söylemeyecek misin dede? Ne spor öğreneceğiz bugün? Herkese alınca söyleyeceğim. İşte Bibiler de orada. Oo, hepsi toplanmışlar. Ne güzel. Herkese merhaba. 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 İşte takım tamamlandı. Şimdi söyleyebilirsin o zaman. Ha? Neyi söyleyebilirim Papa? Bugün hangi sporla tanışacağımızı tabii ki. Tabii ya. Öyle merak ediyorum ki. Ben de ben de. Ben meraktan çatladım bile. Hadi söyle dede. Bugün sizi tanıştıracağım sporun adı kürek. Aa, kürek diye bir spor mu var? Evet çocuklar, kürek çok eğlenceli spor dallarından biridir. Ay çok heyecanlıyım çok. Şimdi çocuklar, önce iki takıma ayrılacağız. Pepe, Zeze, Bibi, Dudu, siz bir takım olun. Takımımıza bir ad bulalım mı dede? Aa, tabii bulabilirsiniz. Keke, Tutu, Mimi, Şila, siz de diğer takımsınız. Biz de bir ad bulalım arkadaşlar. Bizim takımımızın adı Tonguç takımı. Tonguç mu? Nereden buldunuz o adı? Biz yeniden bir takımız ya biz. Tonguç doğuş demek. Babam söylemişti. Çok güzel. Çok anlamlı bir ad oldu bu. Dünyada önemli başarılara imza atan ilk Türk kürekçimizin adı da Tonguç'tur çocuklar. Ya. Evet, Tonguç takımı kürek çekmeye hazır. Ya biz de takımımıza güzel bir isim bulalım. Kürek sporunun çok ama çok eski bir spor dalı olduğu söylenir. Bakın çocuklar, bunlar kürek çekeceğimiz kanolarımız. Aa, sandala benziyor. Ama zayıflamış sandal gibi. Evet Papa, doğru. Çok eski zamanlarda insanlar ağaçları oyarak böyle kanolar yapmış. Ve kürek yarışlarının ilk kez Mısır'da Nil Nehri'nde yapıldığı sanılıyor. Aa, bizim takımımızın adı da Nil olsun o zaman. Rusbur'un doğduğu yer. Harika. Ben de sevdim bu adı. Bence de çok güzel. Nil takımı Tonguç takımına karşı. Tamam. İki takım da o zaman üstünü giysin. Gelsin bakalım. Tete, çocuklar. Merhaba Şuşu. Merhaba. Merhaba. Merhaba Şuşu. Merhaba Şuşu. Aa, merhaba. 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 Ne kadar güzel olmuşsunuz böyle. Çok güzel görünüyorsunuz. Dedem bize bugün kürek sporunu öğretecekmiş Şuşu. Ay, çok güzel bir spor seçmiş dedem Pepe. Hepimiz çok heyecanlıyız. Biz spor dallarını öğrenmeyi çok seviyoruz Şuşu. Aferin hepiniz. Tüm sporları öğrenin çocuklar. Hepsini yapamasanız bile öğrenmek, bu sporları bilmek, tanımak sizin için çok faydalı. İşte dedem geliyor. Çok
çocuklar, çok güzel oldunuz yahu. Durun bir fotoğrafınızı çekeyim. Önce topluca. Şimdi Nil takımı poz versin bakalım. Tonguç takımını göreyim. Çok güzel görünüyorsunuz çocuklar. Şimdi önce size bilmeniz gerekenleri anlatacağım. Sonra da mini bir karşılaşma yapacağız. Kimin kazandığının çok da önemi olmayan, spor yapmaktan keyif alacağınız bir karşılama. Hadi şimdi bıkmadan, yılmadan çalışmalarımıza başlayalım. Evet, öğrettiğim gibi düdükle başlıyorsunuz. Şimdi gerçek birer sporcu hiçbir zorluktan yorulmaz. Nil takımı binsin kanosuna. Gel Keke, sana da yardım edeyim çocuğum. Çok heyecanlandım. Ben de. Ve Tonguç takımı da biniyor kanosuna. Dikkatli binin, kanoyu alabora etmeyin. Tüm takım iyi mi? Biraz ıslandık sadece. Islak donguçlar. Olsun, serinlemişsinizdir. Evet, çok güzelmiş. Ben de ıslanayım bari. Hadi yardım edin donguçlar. Şu kanoyu düz çevirelim. Evet, kano şu an ters duruyor. Hadi gelin sizi kanoya bindirmeye yardım edeyim. Dikkatli binin şimdi. Evet, şimdi iki takım da hazırsa düdükle başlıyorsunuz. Öğrettiğim gibi birbirinizle ahenk içinde küreklere asılıp kanonunuzu karşı kıyıya doğru sürüyorsunuz. Ben sizi kanadan takip edeceğim. Birbirinizle ahengi bozmayın. Çok iyisiniz. Ahengi bozmayın. Evet, Nil takımı. Aynı anda asılın küreklere. Hadi, hadi yetişebilirsiniz donguçlara. Hadi donguçlar, toparlanın. Nil takımı geliyor. Hadi asılın küreklere. Ha gayret, az kaldı çocuklar. Böyle şeyler, durmayın, asılın küreklere, asılın, devam edin. Dede kim geldi? Evet, kim önce geldi karaya? Vallahi göremedim tam çocuklar. Yani ben küreyi almaya çalışırken hanginiz önce geldi fark edemedim. Aa, karşılaşmanın sonucunu bilemeyecek miyiz yani? Boş verin sonucu. Kendisi çok eğlenceli değil miydi? Evet, çok eğlenceliydi. Kollarım uçuyor, sağırıyor kürek çekmekten. Ha, benim de. Gene de sonucunu da bilsek güzel olurdu. Evet ya. Annemlere göstermek için biraz da kanadayken fotoğrafımız olsaydı keşke. Bir dahaki sefer artık üzülmeyin. Maymuş. Maymuş bir sürü fotoğrafımızı çekmiş. Şunlara bakın. Sonucu da çekmiş mi? Aynı anda gelmişiz, aynı anda. Çok güzel maymuş.
Efendim Pepeciğim. Bana okul çantası ne zaman olacak? Aa evet canım. Alışveriş listemi hemen yazayım. Ne zamandır aklımda ama hep unutuyoruz. Önümüzdeki ay alırız tatlım. Önümüzdeki ay. Tamam. Aa baba. Efendim Pepe. Hani okullar böyle çok gün tatil olacak demiştin ya. Evet. Hani böyle tatil olunca denize gideceğiz demiştin. Evet. O tatil ne zaman? Aa dur bakayım. 1, 2, 3, 4 ay sonra Pepeciğim. 4 ay sonra yaz tatili başlayacak. 4 ay mı? Evet canım 4 ay sonra. Tamam. Ben prenses olmak istemiyorum nene. Tamam ne olmak istersin? İyi insan olayım. Sen de iyi kedi ol. Aa bak bu kedi maskesini tak. Miyav. Çok komik bir kedi oldun nene. Bu yaştan sonra bir kedi olmadığım kalmıştı. Miyav. Ben iyi bir kediciyim ama karnım çok aç. Kimse bana yemek vermiyor miyav. Çok açım ben çok. La 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 la. İşte iyi bir kedi la la la. Üstelik de acıkmış la la la. Hemen iyi bir insan olarak ona iyilik yapmalıyım la la la. Hem la la la. Hem şu yemeklerden şu evracık koyayım la la la. Beni görmesin hemen kaçayım la la la. Bir koku alıyorum. Sanki biri benim için buralara bir yere yemek bırakmış miyav. Yaşasın. Yaşasın bir kere daha mutlu ettim la la la. Yaşasın insan olmak la la la. Aferin sana bebe. Çok güzel bir oyun kurdun evladım. Sen de çok güzel bir kedi oldun. Nene. Efendim Pepeciğim. Hani bizi bale gösterisine götürecektin ya. Ha doğru ya. Ha? Nasıl da unuttum tüh. Tamam onu sattım işte. Ne zaman götüreceksin? O gösteri geçen aydı Pepeciğim. O ayda var mı bilmiyorum. Bakmam lazım. Geçen ay mı? Evet ya geçen aydı. Tüh nasıl da aklımdan çıkmış. Ama gidemeyecek miyiz yani? Ben bakarım tekrar ne zaman oynuyorlarsa. Bulup biletlerimizi şimdiden alırım. Bu sefer unutmayı sen. Anne. Annem sesleniyor nene. Efendim kızım. Bir bakar mısın? Geldim geldim. Hadi oyun oynayalım abi. Bu ay ne ola ki? Ne oldu bebe? Ay ne demek bebe? Ay mı? Şey. Geceleri gökyüzünde gördüğümüz bir gezegendir. Her şarkısı da var ya. Ay dede, ay dede, evin bakın nerede? Ay dede. Peki annem bana önümüzdeki ay çanta alacağını söyledi. Babam da 4 ay sonra yaz tatili gelecek dedi. Nenem de bana az önce bale gösterisi geçen aydı dedi. Gökteki aydan mı bahsediyorlar acaba? Ben de bilemedim şimdi. Ben hep bir tane ay görüyorum. 4 ay sonra dediğine göre birden çok mu ay var acaba? Ben de bilemedim bebe. Bir dakika bir dakika. Ne oldu bebe? Hoş gel abi. Ay'a bak. Bu bizim hep gördüğümüz ay değil. Evet bu yüz yuvarlak. Top gibi. Bu ayda da böyle kanca gibiydi. Bu top gibi. Demek ki birden çok ay var. Olabilir. Şuşu. Efendim Pepeciğim. Bizim kafamız karıştı biraz da. Duydum tatlım. Annem önümüzdeki ay sana çanta alalım dedi. Babam 4 ay sonra yaz tatili başlayacak dedi ya. Evet. Ay dedikleri bu gökyüzündeki ay mı? Çok güzel bir soru bu Pepe. Ben akıl yürütmek istiyorum Şuşu. Tabii bebeciğim dinliyoruz. Babam 4 ay sonra dediğine göre birden çok ay var demek. Çok tatlısın bebe. Bize farklı farklı görünse de aslında gökyüzünde bir tane ay var bebeciğim. Bunu şöyle düşün. Pepe'nin şapkalı hali başka, şapkası çıkmış hali başka, gözlük takmış ve taç takmış hali başka, kaskı takmış hali başka. Kedi maskesi takmış hali başka görünüyor. Evet canım ama hepsi de Pepe. Yani bize bazen yuvarlak, bazen kanca gibi görünse de ay hep aynı ay öyle mi? Aynen öyle canım.
Ayı neden başka başka gördüğümüzü biraz daha büyüdüğünüzde detaylıca öğrenirsiniz ama biz ayı hep başka başka şekillerde görürüz. Önce böyle görürüz, sonra böyle, böyle, sonra şimdiki gibi yüzyuvarlak, sonra böyle, böyle, böyle görürüz. Sonra tekrar en başa döner. Tekrar böyle, 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 yuvarlak, böyle, böyle, böyle görürüz. Ay en sade anlatımıyla bize böyle şekillerle görünür. Bu şekillerin hepsini gördüğümüz zamana da biz zaman anlamında ay diyoruz. Yani hem bu gökyüzünde gördüğümüz gezegene ay diyoruz. Hem de bu ayın hallerini gördüğümüz süreye yani zamana ay diyoruz, öyle mi? Aferin size, aynen öyle. Ailele, ailele, evin bakın nerede? Ay dede. Annenin, babanın, nenenin dediği ay, zaman anlamındaki ay. Adı zormuş. Ben hayatta düşünerek, akıl yürüterek bulamazdım bunu. Ben de. Peki, zaman anlamındaki bir ayın geçtiğini nasıl anlarız Şuşu? Babam 4 ay sonra tatil dedi de. 30 tane gün geçince 1 ay geçmiş olur Pepeciğim. 30 kere yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız. 1 ay geçmiş olacak, öyle mi? Aynen öyle. Hadi şimdi gelin bir ay şarkısı söyleyelim. Hem de ayların ismini öğrenelim. 30 gün bir aydır, 12 ay vardır. 30 gün bir aydır, 12 ay vardır. Ay, ay. Ben gökyüzündeki ayı da, 30 gün süren zaman anlamındaki ayı da çok sevdim. Hadi bir oyun oynayalım abi. Tamam kardeşim, ne oynayalım? Ben ketçik alayım. Bak burada fare maskesi var, köpek maskesi var, kaplan maskesi var. Sen de birisini seç. Tamam, ben de fare olayım. Tamam o zaman, kedi fareyi kovalayacağım. Kaç, yakalayacağım seni. Eyvah, bir kedi gördüm. Kedi beni kovalayacak, hemen kaçmalıyım. Dur, kaçma fare. Kedi beni yakalayamaz. Kedi beni yakalayamaz. İstersem yakalarım bir de. Ay, ne dedin abi? Ne dedim kardeşim? Ay dedin. Evet dedim. Aha, 1 ay daha var demek ki. Doğru. Şuşu, bu ay ne demek? Gökyüzündeki ay, ne zaman olan ay ile ilgisi var mı? Çok tatlı ve çok dikkatlisiniz çocuklar. Bu ayın gökyüzündeki ay ve zaman olarak kullandığımız ayla ses benzerliği dışında hiçbir ilgisi yok canım. Tamamen bir duygu ifadesi olarak çıkardığımız ses. Hangi duygun için çıkardın bu sesi abi? Fare kedi beni yakalayacak diye biraz çekindi. Bu yüzden de ne yapacağını bilememe ifadesi olarak ay dedim. O zaman ay demeye devam et, yakalayacağım seni. Şimdi buna ne yapacaksın kedicik? Hem ne yapsam ki? Ay. Yine ay dedin abi. Vay. Şimdi ikiniz bizden kaçın bakalım. Çünkü kaplan nene geliyor. Kaplan neneden kaçın. Vay 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 vay. Sizi gittiler sizi. Kaplan nene. Kaplan nene. Kaplan nene. Nene. İyiyim çocuklar, iyiyim. Ay ne güzel oynadık. Koşmak bana da iyi geldi vallahi. Ne dedin nene? Ay çok güzel oynadık dedim. Nenem ay dedi.
dedi, ay dedi. Hadi sizi kovalayacağım. Hadi koşun, koşun.